Vallahi işler nasıl olsun? Yani gıda üzeri olduğu için fiyatlar yerinde durmuyor. Fiyatlar bir dursun işte güzel olacak. Bir yıl önce... Her gün zam. Her gün zam. Yani bu unu geçen sene kaça alıyor biliyorsun? 175 liraya alıyorum. Çuvallı. Şu anda kaç lira alıyorum? 430 bin lira. Bir sene içerisinde. Yüzde kaç gelmişse artık onu hiç hesap. Geçen yıl yukarı tanesini 12,5'a satıyordu. Şey, kilosu pardon. Şimdi ise 24 lira. Yani bir de yani 24 lira da yeni oldu. Satarken de sıkılıyorum. Yani insanlara hani ya arkadaş ben bunu yani verirken inan ki kızarıyorum ya. Yani bir yufkanın tanesi 4 liradan verirken yemin ediyorum kızarıyorum. Ama hesaplıyorum. Bir şey de yani şey olmuyor yani yapacak bir şey de yok. Ya satacağım bunu bu şekilde satacağım ya da kapatıp gideceğim. Elektrik %134 zam gelmiş bir elektriğe. %134 ya düşün. Ondan sonra ya düşün kiram 2400 elektrik faturası 5000. Yani böyle bir şey olur mu ya? Bir iş yerin kirasından iki kat elektrik faturası olur. Yani geçen yıl mesela bak düşün 50-60 kilo 70 kilo kadar yufka satıyorduk. Şimdi ise 15-20 kilo. Yok insanların alım gücü. Düşün yani o şekilde satayım. Şu anda yani 3'ten 1'ini satabiliyorsun ancak. Yok. Yani sürüm yok. Sürüm de yok. Ondan sonra işler zaten insanlarda ya. Düşün ya. Bir tane tepsi börek yapacak adama 150 liraya mal oluyor ya. Ya bir tepsi börek, 6 tane yufka alacak bir tepsi börek yapacak 150 liraya mal oluyor. Peyniriyle, peynirle beraber. Peki, askeri ücrete çalışan bir vatandaş bunu yiyebilir mi ya? Nasıl alsın yani? Nasıl yesin? Yiyemez yani. Emekli desem ben yeni emekli oldum. 2500 lira. Ben burada çalışmasam 2500 liraya Allah aşkına. Ya ben nasıl geçineceğim? 2500 liraya hadi çocuk okutuyorum. Yani ya ev kirası hala yeni vermiyorum. Elektriği var, suyu var, şuyu var, buyu var. Ben nasıl 2500 liraya?